Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Bayram Ercan. Bugün sizlere muhabbet kuşlarının bakımı nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli, bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle 3 tane neden sayacağım size, 3 temel faktör sayacağım. 1. Sularını eksik etmeyin. 2. Yemlerini eksik etmeyin. 3. ise temizlik ve bakımlarını eksik etmeyin. Yemlerini mesela ben günlük değiştiriyorum. Yemlerine dikkat etmelisiniz. Sularına dikkat etmelisiniz. Her gün düzenli olarak değiştirmenizi öneririm. Ondan sonra bakımlarını öneririm. Şu anda bu muhabbet kuşumuz mesela 6 pis olabilir. Ben normalde daha 2 gün önce temizlemiştim. En geç haftada bir temizlemenizi öneririm. Böylelikle muhabbet kuşlarımız hasta olmaz. Daha sağlıklı olur. Bakımları daha güzel olur. Bu yani dediğim gibi 3 tane temel neden saydım. Sularını eksik etmeyin, yemlerini eksik etmeyin ve temizliğine dikkat edin. Muhabbet kuşlarınız genel olarak sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Ayrıca nelere dikkat etmeliyiz derseniz, sularına ek vitaminler katabiliriz arkadaşlar belirli zamanlarda. Mesela A, D, E ve C vitamini verdiğim Apeksol'un bir ilacı var. Bunu alıp kullanabilirsiniz pet shoplardan. Haftada bir 3-5 damla damlatabilirsiniz bunlardan, önerim. Fazlasını önermem çünkü yağlanma yapabiliyor. D vitamini verin arkadaşlar. Yine haftada bir belirli aralıklarla verin. 3-5 damla sularına damlatabilirsiniz. Sonra kuşların parazitleri temizlensin diye elmas sirkesi öneririm. 2-3 damla damlatırsanız sularına haftada bir faydası olacaktır. İçindeki parazitleri temizler ve hayvanın daha sağlıklı olmasını sağlar. Ben yani bu ilaçları kullanmıyorum. Kuşlarımdan çok nadir böyle hastalık, ölüm oluyor. Temiz tutmaya çalışıyorum. Yemlerini, sularını veriyorum. Eksik etmiyorum. Yani size de önerim, muhabbet kuşlarınızın daha iyi bir sağlıklı olması için, daha iyi size alışkın olması için, verim vermesi için temiz şekilde bakmanızı öneririm. Ayrıca ek gıda olarak da önerim sizlere. Havuç verebilirsiniz, yumurta haşlayıp verebilirsiniz, kabuğunu güzelce dövdükten sonra toz haline getirip verebilirsiniz. Havuç, yumurta, maydanoz, bunları ekleyebilirsiniz. Turp kış ayında. Bunlar da muhabbet kuşlarına fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Öneririm. Buradaki kuşlarımızı da biraz göstereyim size. Burada salmada yavru kuşlarımızı koyuyorum. Tabi dinlenmeye aldığım kuşlarım da var burada. Mesela ele alışkın kuşumuz da var. Konuşan, kaçan, ele alışkın, omuza gelir. Güzel bir kuşumuz. Konuşuyor. Hazır videoya gelmişken bunları da göstereyim. Bakımını eksik etmezseniz kuş zaten kendini belli ediyor. Sağlıklı, güzel görüyorsunuz. Sonra burada bir çiftim var. Yavrularını göstereyim size. Bu arada yavruların bakımını da söyleyecek olsanız onları da temiz tutmanızı öneririm. Salatı mesela daha yarım saat önce falan değiştirdim. Böylelikle daha sağlıklı oluyor kuşlar. Temiz oluyor. Çünkü yavruların ayağına pislik bulaşma olasılığı yüksek oluyor. Yavruyken eziliyor. Pisliğin içinde hastalık bulaşıyor. Sağlık sorunları oluyor ve ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden dikkat edin. Kuluçka zamanında da şöyle söyleyeyim size. Mesela bu kuşları fazla rahatsız etmeyin. Mesela içeride kuşlar görüyorsunuz kaçıyor. Sık sık yuvayı açıp kuşları rahatsız etmeyin. Ben de şu anda açmamın sebebi size göstermek kuşları. Yoksa sık sık açıp da rahatsız etmenin bir manası yok arkadaşlar. Görüyorsunuz, kapatalım. Sonra şurada bir kuşum var. Çok güzel bir kuşlarım. Bunların da yavrusu var. Nazikçe açayım nasıl görüyorsunuz. Anne kuluçka da yapıyor. Çıktı. Bunun da 4 tane yumurtası var. Tahminim 1-2 haftaya kadar çıkarır. Şurada kuşlarım var. O da dişi tabi yapıyor içinde. Kuşları yeni eşit yaptım. Dişisi yuvaya giriyor. Eşit tutularsa yakında yavru alırım diye düşünüyorum. Umarım olur. Son ayrıca burada kuşlarım var. Yani akımını eksik etmeyin. Dediğim gibi güzel oluyor kuşlar. Yani elimden geldiğince bakımını eksik etmeyin diye çalışıyorum. Mesela buradaki yavruların hepsini gördünüz, buradakilerin hepsini buradaki kuşlardan aldım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5-6 aydır yapıyorum. Hobi amaçlı yapıyorum. Güzel bakarsanız, yani bu işi para için değil de severek, isteyerek yaparsanız daha güzel verim alırsınız ve daha eğlenceli olur bu iş.
Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kuşlarınıza iyi bakın. Sorunuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olurum. Bir de abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler.